Evet, bu videomuzda ise korkulukların oluşturulmasını yapacağız. Korkuluklar burada rating olarak geçecektir. Rating yapmak içinse yine rating komutuna tıklayalım. Rating komutuna geldiğiniz zaman buradan neyi seçiyorsunuz? Yine ayarlar kısmına tıklayalım. Bakın burada ne yapıyorum? Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi isimler vererek bunların aralarındaki uzunluklar buradan değiştirilebilir. Kullanılan profiller buradan şuradaki browser butonuna basarak direkt değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde buradaki kayıtları da değiştirebiliriz. Buna okey diyerek geçelim. Ben burayı değiştirmiyorum. Standartı kullanıyorum. Burada yerleştirme işlemi ister profili tutarak yapabilirsiniz. İsterseniz korkulukların uç noktalarını tutarak yapabilirsiniz. Tamamen sizin tasarım şeyinize bağlı. Buradan başlıyorum mesela. Ben korkuluğun uç noktasını tutarak başlıyorum. Geliyorum. Buradan diğer uç noktamı seçiyorum. Otomatikman zaten kendisi atıyor. Ben gelip tekrar buradaki uç noktamı seçtiğimde otomatikman devam ediyor. Aynı şekilde buradaki uç noktamı da getirip buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde burada merdivenimiz olduğu için burada bir kesintiye uğratmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken nasıl yapacağız? Şimdi burada tutabileceğim bir yani bir şey yok. Şurada şu an rastgele bir yere bırakıyorum. Ve komuttan çıkıyorum. Çünkü komuttan çıkmazsam burayı bütünleşik bir şekilde yapacaktır. Ben aynı şekilde buradan şimdi direkt tekrar rating komutuna giriyorum. Ve bu köşe noktasından tekrar başlıyorum. Ve buraya direkt yine şu alanda rastgele bir yerde bırakıyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra burada bir boşluk bıraktık. Şöyle hatta dönersek daha net görünür. Buradaki boşluğun aralığını isterseniz ne yapabilirsiniz? Parçamızı tutup buradan bakın şurada mavi noktalar vardır. Bunları değiştirerek bunun azlığını veya çokluğunu ayarlayabilirsiniz. Evet, şu an ben renkleri de buradan yapmış oldum. Evet. Bunları dikkat ederseniz bir grup olarak almakta, yani ayrı ayrı boru profili veya işte plate şeklinde göstermemekte ve parça listesinde de bunları rating olarak 1, 2, 3, 4, 5 çeşit rating olarak gösterecektir. Yani korkuluk olarak ayrı bir sekme olarak gösterecektir. Baktığımız zaman ise bunları nereden bakacağız? Şu ana kadar yaptığımız işlemlere dostlarımızı kaydedelim. Baktığımız zaman biz yine aynı şekilde Home tabına geçip Data Manager'ı açtığımız zaman bu sefer PNAD değil Plan Project Data kısmında hatta Current Dynamic diyelim. Bakın burada direkt Structure değil Member şuradaki test yazısını silelim bu arada. O yüzden göstermiyor. Tekrar tıkladığımızda bakın listelerimiz güncel bir şekilde gelecektir. Şu an kullandığım bütün memurlar burada görünüyor. Niye tıkladığın zaman yine odaklanacaktır. Burada işte grading dediğimiz neydi? Tekrar seçelim. Benim plate'im. Rating dediğimiz ise tamamen bizim buradaki korkuluklarımız. Ve bakın bunların ait uzunluklarını ve buradaki gerekli bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Evet, aslında profilimiz oluştu. Yani bir üzerine tank yerleştirme veya profilimiz oluştu burada. Şimdi burada layer'la bunların renklerinin ataması ve bunların yönetilmesini de bir sonraki videomuzda göreceğiz.